İstanbul Maltepe'de otomobiliyle seyir halinde olan Mehmet Denkçi, aracın arıza yapması üzerine yol kenarında durdu. Denkçi otomobilini kontrol etmek için eğildikten sonra kalkarken dengesini kaybederek yanından geçen İETT otobüsüne çarptı. 60 yaşındaki Denkçi çarpmanın etkisiyle savrulup yere düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Babamın arabasının arıza ışığı yanıyor. Eğiliyor, arabanın altına bakıyor. Arabanın altına baktıktan sonra ayağa kalkıyor. İETT'de hızlı bir şekilde geliyor. İETT'den kurtulmak için hamle yaparken dengesini kaybediyor ve trafik kazası meydana geliyor. Olay yerinden İETT zaten vatandaşların bağırmasıyla bayağı bir ileride duruyor. Ambulans geliyor, babamı hastaneye kaldırdılar. Hastaneye kaldırdıklarında beyin kanaması geçirdiğini öğrendik. 2 gün yoğun bakımda kaldı. Ayrıca ayağında, diz kapağında kırıklar mevcut. Bacağındaki kırıktan dolayı doktorların demesi 1 sene boyunca yani yürüyemeyebilir, hatta sakat bile kalabilir diyorlar. Kaza yerinde durmayıp yoluna devam eden otobüs şoförü gözaltına alındı. Düne kadar ben bekledim şikayetçi olmamak için. Belki hani gelirler, şoför arar, yani durumu nasıl diye sorarlar diye. Ama kimse arayıp sormadığı için dün itibariyle babam da şikayetçi oldu. Avukat da tuttuk. Hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, hem şoför arkadaşa, hem de sigorta şirketine dava açacağız.